Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Fatih Bey'e ve Pasifik İnşaat'ın yöneticilerine de hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bugün burada Ankara Gücü için güzel bir gün. Kurumsal bir firmayla, Ankara'nın en büyük harma projesini gerçekleştiren bir firmayla, Ankara Gücü Spor Kulübü olarak sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Ankara Gücü uzun zamandır maalesef bu tür anlaşmalardan uzak kalmıştı. Ama bugün itibariyle Pasifik İnşaat'la birlikte başladığımız bir süre inşaat devam ederek gidecektir. Biliyorsunuz burası 109 yıllık bir kulüp. Kurtuluş Savaşı'nda şehitleri olan, gazileri olan, Atatürk'ün talimatlarıyla Ankara'ya, İstanbul'dan Ankara'ya gelen, daha sonra burada da Kurtuluş Savaşı'na, cephane üreten imalatı harbiye işçilerinin kurmuş olduğu bir spor kulübü burası. Bizler o kulübün devamını getiren yöneticiler olarak bu işte olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Buraya hizmet etmek de bizim için gerçekten güzel bir duygu. Bundan da haz alıyoruz. Tüm zorluklara rağmen Ankara Gücü'nü yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fatih Bey'le bizim bir tanışıklığımız, bir hukukumuz var. Kendisine ayrıyetten teşekkür ediyorum. İlk bize böyle büyük bir firmanın, Ankara'nın en prestijli projelerini gerçekleştiren firmanın gelip bize sponsor olması, destek olması bize çok ciddi güç ve moral verdi. Bunun için kendisine hem şahsım adına hem de kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Kendileri Ankara'da gerçekten örnek işler yapan bir firma. Prestijli işler yapıyorlar. Onların prestijine Ankara Gücü de katkı sağlayacaktır. İkisinin de projenin isminin de sponsor olarak düşündükleri projelerin isminin de Merkez Ankara olması da ayrıyetten bir güzellik. Ankara Gücü ve Merkez Ankara bir araya gelmiş olacak. İnşallah bu bir başlangıç olacak dediğim gibi Ankara Gücü için. Bundan sonrasında daha iyi işler olacak. Pasifik İnşaatlar daha farklı projelerinde devam ettirebiliriz bu sponsorlukları, anlaşmaları. Bizim kapımız herkese açık. Kurumsal anlamda kulübe katkı sağlayacak. Bütün firmalarla da zaten görüşüyoruz, görüşmeye açığız ama bize ne firmaya katacak işler olması gerekiyor. Ben tekrar hepinizin huzurunda Fatih Bey başta olmak üzere Pasifik İnşaat'a yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Bizim için de çok mutlu bir gün. Şöyle kısaca şunu söylemek istiyorum. Ankara'ya bizim de ayrı bir sevdamız var. Ben üniversiteyi kazandığımda Ankara'ya geldim. O gün bugün Ankara'da yaşıyorum. Bütün çalışmalarımızı Ankara'da başlattık. Ankara'dan bütün dünyaya dönük iş yapan büyük bir grup haline geldi. Çok şükür. Ankara'ya olan sevgimizi ve Ankara'ya olan verdiğimiz değeri göstermesi açısından bugünkü bu sponsorluk sözleşmemizin de ayrıca önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yaptığımız gayrimenkul projeleriyle Ankara'ya mimari anlamda, gayrimenkul piyasası anlamında önemli bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Bu projelerimiz, Next Level projelerimizi zaten herkes biliyor. Next Level projelerimizden sonra hayata geçirdiğimiz ve geçen haftalarda tanıtımında yaptığımız Merkez Ankara projemiz şu anda bizim aktif satışta olan önemli bir projemiz. Bu projemizin çok önemli özellikleri var. Bu projemizle bu desteği verebiliyor olmanın ayrı da bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü Merkez Ankara projesi sıradan bir proje değil. Bir kere ismi Ankara yani. Ve Ankara'nın merkez olduğunu da söylüyor. Yani bu projenin Ankara'nın merkezinde olduğunu söylüyor. Ayrıca Ankara'nın merkez olduğunu da söylüyor. Biliyorsunuz
Yani şehrimiz çok eski devirlerden beri yaşayan bir şehir. Ve özellikle de Kurtuluş Savaşı'mızın merkezi olmuş bir şehir. Cumhuriyetimizin başkenti olmuş bir şehir. Bu ismi seçerken hem projemizin Ankara'nın tam merkezinde olmasını önemseyerek seçtik. Hem de Ankara'nın aslında Türkiye'nin merkezi olduğunu vurgulamak istedik yani. Çünkü bu Türkiye, bu proje Ankara çapında bir proje değil, Türkiye çapında bir proje. Türkiye'nin tek parselde en büyük karma yaşam projesi. 1.217.000 metrekare alana sahip devasa bir karma yaşam projesi ki bu karma kullanımlı projeler modern mimarinin geldiği son nokta dünyada. Biz bunların ilkini Next Level Ankara projemizle yapmıştık. Şimdi bu projemizle Türkiye'nin en büyüğünü Ankara'ya kazandırmış olduk. Türkiye'nin en büyük karma projesi. Bu projenin Ankara'ya katacağı değerlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şehir merkezinin sürekli yer değiştirdiğini biliyoruz Ankara'da. Böyle 10 yılları, 20 yılları şehir merkezi hareket ediyor. Ama her zaman ilk merkez esas merkezdir. Ve bizim bu projemizin bulunduğu yer Ankara'nın ilk merkezi, tarihi merkezi. Tarihi merkezin canlandırılması ve Ankara'nın esas merkezinin tekrar çekirdeğinin tekrar güçlenmesi için yapılan birçok yatırımdan bir tanesi de bu proje. Biz bu yapılan yatırımlara bu projemizle ayrı bir destek veriyoruz Merkez Ankara projesi. Nedir bunlar? Bir tanesi çok önemli bir proje, hemen bizim karşımızda olan Millet Bahçesi projesi. Millet Bahçesi projesi 1700 dönüm büyüklüğe sahip Ankara'nın tam merkezine yerleşmiş, Ankara'ya şehir olarak bir iki sınıf atlatacak nitelikte bir proje aslında. Bu Millet Bahçesi'nin diğer tarafında, Ulus tarafında eski Ankara Cumhuriyet dönemi binaları ortaya çıkabiliyor. Turistik altyapısı Ankara'nın kuvvetlendirilmeye çalışıyor. Hemen devamında Ankara Kalesi, Hacı Bayram civarında daha eski Ankara evleri ortaya çıkabiliyor. Bizim bu projemiz de bu eski Ankara'yla yeni Ankara'nın buluştuğu tam Millet Bahçesi'nin yeni Ankara tarafı. Bunun gibi Ankara'nın merkezini canlandıracak birçok yeni yatırım bölge yapılıyor. Yüksek hızlı trenleri, yeni Adalet Sarayı, 500 bin metrekare Adalet Sarayı oraya yapılıyor. Bu yatırımlardan bir tanesi de bizim Merkez Ankara projemiz. Bunları niye anlattım? Gerçekten Ankara'nın şehir merkezinin tekrar eski cazibesini kazanması için çok önemli yatırımlar ve çok önemli projeler bunlar. Bunlar Ankara'ya şehir olarak aslında sınıf atlatacak projeler. Bunların arkasından Ankara'nın ciddi bir turizm potansiyelinin oluşacağını düşünüyorum. Biz böyle bir projemizle, yani Ankara'ya bu kadar şehir anlamında, şehircilik anlamında bu kadar değer katan bir projemizle, Ankara gücü gibi, Ankara'nın zaten simgesi olmuş, ve herkesin, Ankara'da yaşayan herkesin gönlünde bir yeri olan böyle bir kulübümüzle böyle bir sponsorluk anlaşması yapmayı gerçekten çok bizim için de gurur verici ve mutluluk verici olarak görüyoruz. Biz Fatih Başkanımız da eski bir hukukumuz da var. Başkan olduğunda bu konuyu konuştuk kendi aramızda ve çok kısa sürdü. Çok kısa. Yani belli ki onun da gönlünden geçti, yakıştırdı bizim o projemizi. Bizim de gönlümüzden hemen oturdu, yakıştırdık. Yani gerçekten Merkez Ankara, Ankara gücü bana göre çok yakışıyor. Biz bunun gibi Ankara'ya değer katacak başka sosyal sorumluluk işlerinde de, projelerinde de yer alacağız. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Ankara'dan kazanıyoruz. Ankara'ya değer katmaya çalışıyoruz. Ankara'dan büyüdük. Ankara'dan dünyaya açılıyoruz. Bunun karşılığında Ankara'ya karşı olan sorumluluklarımızı da
hiçbir zaman unutmayacağız. Gönlümüzde de Ankara'nın bambaşka bir yeri var. Menajerleriyle, avukatlarıyla, hatta kendileriyle görüşmeler yapıyor. Belli bir aşamaya gelindi. Burada süreç işliyor. Bittiği zaman bitirebilirsek 5'ini buradan size haber vereceğiz. Eksi 3 puanın sorunu hala daha gözüküyor mu? Ediyor. Nasıl etmez? Ankara ucunu 5 milyon, 300 bin euro FIFA'ya başvurulmuş, onaylanmış, tarihi yani şeyler bitmiş, aşamaları bitmiş. Şu anda şey var. Şimdi biz futbolcuları buradan arayarak, taahhütlerde bulundurarak durduruyoruz. O sorunlar bitmiş değil. Şimdi şunu bir net anlatalım. Hem sizin aracılarınızla futbolcular, menajerler ve buradan alacağı olan üçüncü şahıslar da bunu duysun. Ankara gücü çıkıştan önceki son virajda bu yönetim bu işleri toparlayabilirse toparlayacak. Toparlayamazsa Ankara gücünün sonu ve gidişatı iyi olmaz. Şimdi bizi burada menajerler ve avukatlar, futbolcular şöyle görmesinler. Buraya para geldi, para yağıyor. İşte burada para var, hemen bu işler halledilecek. Böyle bir şey yok. Türkiye'de yaşıyoruz. Şartlar belli, ortamlar belli. İşte sağ olsun sponsor. Artı bugüne kadar yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onların sağladığı desteklerle. Şimdi bir noktaya kadar geldik. Yaşamsal faaliyetleri sürdürüyor. Yani şunu sevmiyoruz. Söylemek istemiyoruz. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyoruz ama yani durum gerçekten iyi değil. Onun için biz şeylere de bunu söylüyoruz. Eksi 3'e başvuran artı transfer yasağındaki futbol bu arada onlarla da görüşüyoruz. Çünkü önümüzde kısa bir zaman var. 5 futbolcu sayabilir miyim? Söyleyeyim ben size ismini. Burada bende hepsi kayıtlı. Önder Bey yok mu defterde? Pütsüne var, Copa Caricone var, Kibon var. Orgil'in kulübü var. Anton Putsila 598 bin euro. Bakari Kone 1 milyon 503 bin euro. 1 milyon 503 bin 500. Wolfsberg kulübü Orgil'in kulübü 541 bin euro. Kibong futbolcu 170 bin euro. Bifuma 2 milyon 465 bin euro. Toplam 5 milyon 278 bin euro. Bifuma 2 milyon 465 bin euro. Toplam 5 milyon 278 bin euro. 5 futbolcuyla ilgili FIFA'da eksi 3 puan için işlemleri bitmiş, bekleyen dosya var. Şimdi biz ilk geldiğimiz günden itibaren bunlarla görüşmeye başladık. Bifuma bizim seçildiğimiz gün akşamı geldi buraya bu dosya. 31 akşamında. Bunların hepsine söyledik. Bekleyin, bir ödeme planı sunulacak diye. Tabi buranın sunabileceği ödeme planı belli, limitler belli. Bu kulübü yaşatırlarsa herkes parasını alır. Ama bu kulübü tutup da herkes ya ben bu paramı alacağım derse de hiç kimse hiçbir şey alamaz, kusura bakmasın. Yani çünkü hep onlar da bu alacaklarını tahsil etmek istiyorlarsa mantıklı davranmalılar. Mantıklı bir şekilde gidip biz iyi niyetliyiz. Buraya bu borçları ödemeye geldik. Bir şekilde ödenecek. Ama ha ne kadar sürede ödenir, nasıl ödenir orasına bakılacak. Futbolcular, menajerler, avukatlar da iyi niyetli olurlarsa bu çerçevede yaklaşırlarsa, ödeme planlarını kabul ederlerse bu iş çözülür. Çözülmezse biz kahroluruz Ankara gücünün bir alt lige düşmesine. Onların hiçbirisi de hiçbir şey alamaz. Transfer yasağıyla ilgili. Şimdi aynı anda transfer yasağında teşkil eden kaç futbolcuyu göndermiyor? 19 mu? 40 tane şeyimiz var. Toplamda eksi 3 tane herhalde. Şimdi bu futbol, bu 40 ile de hemen hemen hepsiyle görüşürdü. Biz geldiğimiz günden beri 4-5 kişilik bir ekip tamamen bu işlere odaklandı, yapılıyor. Onlarla da görüşüldü. Belli noktalara gelindi. İşte şimdi bütçeyle uğraşıyoruz. Buraya 80-85 milyon falan herhalde değil mi toplam dosya? Onun toplam dosya tutarını da ben size söyleyebilirim. Yani alacakları olarak 80 milyona yakın. Evet. Ama bunun İçerisinden de işte bazı burada netleşen durumlar var daha.
işte eksik olan, fazla olan bazı şeyler var. Onları arkadaşlar renkleştiriyorlar. Onlarla da konuşmalar, görüşmeler yapılıyor. Ha, bu 80 milyon lira tek seferde ödenecek para değil. İşte taahhüt ediyorsunuz. %20'si, %30'u neyse, %10'u, %15'i durumunuza göre. Ona göre transfer hesabı açılması için onlardan izin tek yazısı alıyorsunuz. Ne oluyor? İşte bu ikinci yarı için alıyorsunuz. Ondan sonra adam götürüyor. Zaten sezon sonunda tekrar koyuyor. Ya bunu yine net söylüyorum. Şimdi Ankara Gücü'nün virajdan önceki son çıkıştı Ankara Gücü. Buraya bizden alacağı olanlar, bütün alacaklılar. Bu işe, şimdi bu alacak, bu borcun biz 31-10-2019 tarihinden itibaren bize kim ne hizmet verdiyse zaten ödeyerek gidiyoruz. Ha bu şu demek değil, yani biz buraya, bu borç bizim değil demek değil. Bu Ankara Gücü'nün borcu. Buraya yapılmış 300 küsür milyon lira bir borç var. Bu borcun biz yapılandırılması için uğraşıyoruz. Bunu işte burada yönetim kurulunun katkıları, sponsorlar, İşte kurumlardan alabilirsek kurumlardan, Spor Bakanlığı, Federasyon, el birliği de buradan ne yapabiliriz, bunu nasıl bir düzene koyabiliriz, bunun derdindeyiz biz. Bunun haricinde şöyle de bir kötü taraf var, bunu Ercan abi sen de bir dinlemeni istiyorum. Mesela 7 milyon lira aylık futbolcu gideri şu anda burada. Şimdi burada görünen o 300 küsür milyon borcun yanında transfer yasağını kaldıramadığı için kulüp eldeki futbolculara daha yüksek fiyat sözleşmeler yapmış. Bu sözleşmelerden dolayı aylık futbolcu ailesine 7 milyon lira civarında ödeme var. Buranın sabit giderleriyle beraber 8 milyona yakın geliri olmayan 320-330 gibi bir borcu olan bir kulübe sezon sonuna kadar eklenecek bir 50-55 milyon daha bir para var. Yani bunu da haber yaparken, şey yaparken bunun da bilinmesini istiyorum. Biz bugüne kadar bu boyutunu söylemedik için, gelir olmadığı için bunu söylüyorum. Şimdi bunun karşılığında bir gelir olsa, bir işletme mantığıyla düşünün, işte bir geliriniz olur, karşılığında gider, o gider söylenmez. Çünkü karşılığında gelir vardır ama burada bir gelir yok şu bunun karşılığında. Aylık 7 milyon lira futbolcu ailesine, 1-1,5 milyon liraya yakın, 1 milyona yakın da buranın sabit giderleri, personeli, vergisi, SSK'sı falan 8 milyon civarında da gideri var. Ödeme yapabiliyoruz. Biz şimdi futbolculara şimdi şunu yapmak istemiyoruz. Ankara Gücü'nde bunu işte bugün ödeme yaptık. Yani yakıştıramıyoruz kulübe. Taraftar da bunu bekliyor. Yani işte ne yaptınız falan gibi bazı sorular sormuşlar arkadaşlara. Geldiğimiz hafta Kasımpaşa maçının bizden önceki yönetimin döneminde taahhüt ettiği primleri ödedik. Şunu yapmıyoruz. Bakın burada bura bir devamlılık var. Bura bir 109 yıllık kulüp. Biz size maaşınızı verelim. Onlar taahhüt etti. Bizi ilgilendirmez gibi bir söylem yapmıyoruz. Onlar taahhüt edilmiş. Biz o parayı ödedik. Sestak'la ilgili Bochum kulübüne taksitler geciktirilmiş. Onun bir tanesini ödedik. Geçen hafta futbolcuların maaşlarının bir kısmını ödedik. Buradaki personelin maaşlarının bir kısmını ödedik. Cari burada hizmet vermiş şirketler var. Onları da bir kısım paralarını ödedik. Hemen hemen herkes burada bir para aldı. Bu bugüne kadar harcanan paranın tamamı yönetim kurulu katkısıyla yapıldı. Bunu da böyle bilin. Bundan sonrası için de işte bakıyoruz. Makine kimyayla son durum. Makine kimyayla bugün görüşmemiz oldu. Sabahleyin Genel Müdür Bey'in yanında diğer Ankara Gücü yönetimlerinin hepsini yaptığı gibi biz de nezaket ziyaretinde bulunduk. Mevki Ankara Gücü geçtiği için kurumla Ankara Gücü Spor Kulübü'nü bir tekrar birleştirmek de istiyoruz. Onların da bu işin içerisinde olmasını istiyoruz ama bugünkü ziyaret nezaket ziyaretiydi. Diğer konularla ilgili görüşmeler herhalde 10-15 gün sonra yapılacak. Şu anda onlarla maddi ve şey sponsorluk anlamında bir gelişme yok. Borç yapılandırması. Borç yapılandırmasına herhalde bizim kriterler çok fazla uygun gelmiyor. Borç niye yapılmamış? Şimdi banka seni riskli görüyor. Transfer yasağı açamıyorsun. Dikten düşmeye aday görünüyorsun. Sponsorluk anlaşmaları yok. Onun için de bankaya sunabildiğin doneler olmadığı için o da seni riskli görüyor. Onun için yapmamışlar. Değil.
tahmin ediyoruz. Detayını çok fazla bilmiyoruz. Bizim öyle bir girişimimiz tabii ki olur ama sonuç alamayacağımız bir işle çok uğraşmak istemiyoruz. Pardon. Sağ olun. Bize en zor zamanda destek olmalı. Bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim.